Değerli izleyicilerimiz, biz Emekli TV ailesi olarak emeklilerimizin sesi olmaya devam ediyoruz. Onların sorunlarını aktarmaya, gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu açıklamayla en düşük emekli maaşının 1500 lira olduğunu ifade etti. Bunun anlamı şu: artık çalışan bir vatandaşımız yani kendisi çalışmış ve emekli olduysa 1500 liradan aşağıya emekli maaşı almayacak demek. Peki dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız da 1500 lira alacaklar mı? Maalesef hayır. Onların hak sahiplerinin toplam maaşı 1500 liraya yükseltilecek. Yani siz veya kızınız rahmetli eşinizden bir emekli maaşı alıyorsanız ikinizin almış olduğu toplam para örneğin 1300 liraysa bu 1500 liraya yükseltilecek. Evet. Geriye kalan yani diğer vatandaşlarımıza 1500 liranın üzerinde emekli maaşı olan vatandaşlarımıza herhangi bir zam söz konusu değil. Yine emeklilerimizin temel sorunlarından bir tanesi biliyorsunuz faturalar. Elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası ve cep telefonu faturası başta olmak üzere vatandaşımızın hayatını sürdürebilmek için ödemiş olduğu bu faturalar artık emekli için dayanılmaz bir hale gelmiş diyebiliriz. Çünkü içinde bulunduğumuz aylarda doğalgaz faturası yakacak gideri 200 liradan aşağıya artık hiç kimseye gelmiyor. 300 ödeyen var, 400 ödeyen var biliyorum. Ama en düşük rakamı söylüyorum. Yani vatandaşımız kombisini ya da doğalgaz sobasını en kısıkta yakıyor ya da günün belirli saatlerinde yakıyor. O zaman 200 lira civarında ufak bir evi olan vatandaşımıza geliyor. Elektrik son bir yılda yüzde %60 civarında zamlandı. 100 lira gelen bir elektrik faturası artık 160 lira geliyor. Su deseniz yine aynı. Cep telefonu faturası deseniz o da yine aynı. Vatandaşa biz şunu söylüyoruz. Artık bu faturaların bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bunu çözecek olan makam da devletimiz. Bunu çözecek olan bakanlıkta çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımız ile Maliye Bakanlığımız. Emeklilere en az her ay 450 lira fatura yardımı yapılması gerekiyor ki emekli bir nebze olsun rahat etsin. Bakın zam dönemi geldi geçiyor. Emekliye çok az bir zam verilecek. %5 civarında ben Temmuz'da zam bekliyorum. Yani 1000 lira maaşı olan bir vatandaşa dul ve yetim maaşı alan bir vatandaşa 50 lira zam yapılacak. 1500 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımıza ise sadece ve sadece 75 lira zam yapılacak. 2000 lira maaşı olana ise sadece 100 lira zam yapılacak. Evet bu rakamlarla emeklimizin geçirebilmesi, ay sonunu getirebilmesi, çoluk çocuğunun ya da kendisinin ihtiyaçlarını, eşinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değil. Onun için emeklimiz için birinci sorun olan geçim sorununun hafifletilmesi gerekiyor. Burada yapılacak olan tek bir çözüm var. O da en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitlemek. Bunun dışında başka bir yol, başka bir yöntem maalesef yok. Biz diyoruz ki emekliye insani yaşayabilmesi için, vicdani bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için en düşük 2324 lira maaş verilmeli. Birileri diyor ki kaynak yok. Değerli izleyenler bakınız 100 milyar liralık ekonomi paketini Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Ve ben bu paket sonrası şunu düşündüm. Devletimiz istendiğinde istediği kurumlara, istediği yerlere kaynak bulabiliyor. Müteahhitlere kaynak bulundu. Futbolculara, topçulara, popçulara kaynak bulundu sanayicilerimize kaynak bulundu. işverenlere sigorta destek primleri için katkıda bulunuldu, kaynak bulundu. Ama emekliye ne hikmetse bugüne kadar hiçbir şekilde kaynak bulunamıyor. Şimdi sizlere soruyorum. Siz 25-30 yıl boyunca sigorta primi ödemediniz mi? kaynağa gerek yok ki. Sizin ödemiş olduğunuz sigorta primleri bugün sizin maaşınızı havada karada karşılıyor. Ama para yok. Şimdi düşünün. Bir vatandaşımız, bir işçimiz emekli olacağı tarihe kadar faiziyle beraber en az İstanbul gibi bir yerde 350-400 bin lira değerinde bir daire parası kadar devletimize sigorta primi ödüyor. 25 yıl boyunca sonuç kaynak yok. Peki şimdi sizlere soruyorum. Devletimiz isterse emekliye kaynak bulur mu, bulmaz mı? En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenir mi, eşitlenmez mi? Lütfen yayınımızın altına yazın. Bakın, son ekonomik pakette şöyle bir madde var. Ev almak isteyenlere bankalarımız bugüne kadar %80 oranında kredi veriyordu. Yani evin değerinin yüzde %80'i. Bunu yüzde %90'a çıkardılar. Bu kime yaradı? Şu anda ev mi satılıyor kardeşim? Koronavirüsten dolayı millet evinden mi çıkıyor? Hayır. Bu kime yaradı? Bu müteahhitlere yaradı. Evet. Müteahhitlere yaradı. Şimdi emeklinin faydasına bir adım var mı? Bana sorarsanız 1500 lira haricinde bir de bayram ikramiyelerinin Nisan ayının başında ödenme konusu var. Başka da yok. Biz de diyoruz ki gelin emeklimizin maaşını en düşük maaşını asgari ücrete eşitleyelim. Aksi halde emeklinin bu çilesi bitmeyecek. Emeklinin geçim derdi belini bükmüş. Emeklinin yüzü gülmüyor. Çünkü cebinde para yok. Yok. Emekli için bakın hayat bir ızdırap halini almış vaziyette. Emekli maaşını cebine koyamıyor. Maaşı yattığı gün zaten hepsi borca harca gidiyor. Faturalar, varsa kirası, kredi taksiti, kredi kartının asgari ödemesi, ek hesaptan para kullandıysa bu ek hesaba kesilen para topladığınızda emeklinin eline bir şey kalmıyor ki zaten. Ne kalacak? Ne kalacak? Sıfır. Biz de diyoruz ki emekli bu ülke için çalışıp ürettiyse sigorta primi ödediyse kaynak var. Kaynak olmaz olur mu? Vatandaşın ödemiş olduğu sigorta primi nerede o zaman? Ben bir sade vatandaş olarak soruyorum. Sen kaynak yok diyorsun. Ben de diyorum ki kaynağa gerek yok ki vatandaşın ödemiş olduğu sigorta primi yok mu? Milyonlarca vatandaşımızın ödemiş olduğu sigorta primleri nerede? Emekliye 3 kuruş zam kaynak yok çünkü. Olmaz. Olmaz emekliye insani bir şekilde yaşayabileceği, bankaya borçlanmayacağı, çoluk çocuğuna, eşine, dostuna, arkadaşına borçlanmayacağı bir hayat sunmamız gerekiyor. Çarşıda, pazarda yangın var. Bunu ne zaman göreceğiz? Emeklinin yerine kendimizi ne zaman koyacağız? Olmaz emekli bu ülke için alın teri dökmüş hepimizin üzerinde emeği olan vatandaşlarımız emekli düşünmeyen siyaseten bitmiştir vicdanen bitmiştir bir vatandaşımız 55 60 yaşına geldiyse ömrünün en güzel dönemini sevdikleriyle seyahat ederek tatile giderek torunlarıyla çocuklarıyla mutlu bir şekilde geçirmek ister. Zaten emekli öyle 5000 lira 6 bin lira istemiyor ki. Emekli sadece bankaya borçlanmayayım, kimseye borcum olmasın, kıt kanaat yaşayayım diyor. Emekli yoksa alacağı emekli maaşıyla Lüks otellere tatil'e gitmeyecek, yurt dışına tatil'e gitmeyecek, araba almayacak, mobilya almayacak, ev almayacak ki. Karnını doyuracak. Bugün çarşıda, pazarda yangın var diyoruz. Domatesin, patlıcanın, biberin fiyatı ne kadar olmuş? Portakal, portakalın fiyatı altı buçuk, yedi liraya çıkmış. Elma altı buçuk, yedi liradan aşağıya yok. Etin kilosu 65-70 lira olmuş. Tavuğun kilosu en ucuzu 20 liraya çıkmış. Nasıl geçirecek bu vatandaş? Evine bir kilo et alamaz. Emekli etin tadını unuttu. Emekli için menemen lüks oldu. Yazık, günah. Bu ülkede emeklinin derdi, inanın bana asgari ücretin altında emekli maaşı aldığı sürece devam edecek. Olacak işte değil. Emekli gırtlağına kadar borcun içerisinde banka promosyonları diyoruz. Şu banka, bu banka diyoruz. Emekli borçtan maaşını bile taşıyamıyor ki. İcralık olmuş büyük bir kısmı kredi kullanmış, ödeyememiş, maaşına haciz gelmiş, evine haciz gelmiş emekli ne yapsın şimdi virüs nedeniyle emeklilerimiz evlerinde istirahat ediyorlar. Emekli inanın bana çalışan emekliler vardı. Onlar da artık evinde açla, yokla mahkum edildi. Yapmayın, etmeyin. Emekli bu ülke için alın teri dökmüş, bu ülke için ömrünü harcamış bizim saygıdeğer büyüklerimiz. Eğer emekliyi böyle görmezseniz tabii ki 50 lira, 60 lira zam yaparsınız enflasyona ezdirmiyoruz dersiniz. Emeklinin bu maaşıyla günlük gülistanlık bir hayat yaşıyorlar dersiniz. Ama gerçekler hiç de öyle değil. Hiç öyle değil. Emekli, insani, vicdani bir maaşa kavuşmadığı sürece bu çilesi mezara gireceği güne kadar devam edecek. Olacak iş mi? 1500 lirayla vatandaş nasıl geçinecek? Nasıl ay sonunu getirecek? Hiç düşünmüyor muyuz? Vatandaş 100 lirayla markete gittiğinde iki tane poşetini dahi dolduramıyor. Vurguncular, fırsatçılar bu virüs döneminde fiyatları ne kadar arttırdılar bilmiyor musunuz? Türkiye'de artan fiyat bir daha geri gelmiyor. Kaça çıktıysa orada kalıyor. Maalesef. Fırsatçılara gün doğdu. Emekliyi perişan ettiler. Emekliyi yokluğa mahkum ettiler bu fırsatçılar. Emekliyi açlıktan öl diyorlar. Emekliye açlıktan öl ne halin varsa gör diyorlar. Bence bu kardeşim 2 lira olan makarnayı 5 liraya satıyorsan %300, %200, %150 zam yapıyorsan herhangi bir gıda ürününe Emekli nasıl alacak? Emekli sadece bakar ama alamaz. Ya kardeşim makarnayı lüks yaptınız ya. Emekli için menemen lüks olmuştu, şimdi de makarna lüks oldu. Kusura bakmayın. Bu parayla kalan emeklinin cebindeki faturaları ödedikten sonra, borcunu ödedikten sonra ya da kirada oturuyorsa kirasını ödedikten sonra emekli nasıl alacak? 4 lira 5 lira olan şeyi inan bana çok zor alır. Makarna ucuz diyorduk. Makarnayı da 4 lira 5 liraya getirdiniz kardeşim ya. Ya kardeşim emekli o hale geldi ki bak maske alamıyor. Eldiven alamıyor. Kolonya alamıyor. kolayı 30 lira yapmışsınız ya. Ayıp be. Ayıp. emekli düşünmüyor musunuz ya? Nasıl alacak? Ya emekli bu ülke için Canını ortaya koymuş vatandaşlarımız ya. Bizleri bugüne getirenler. Ama biz diyoruz ki al sana 1500 lira git ne halin varsa gör. Emekli bankaları kucağına atmışız. Olacak iş değil. Yapmayın, etmeyin. Emekliye gelin en düşük 2324 lira maaş verelim. Yani emeklilerimizin maaşını asgari ücrete eşitleyelim ki emekli bir nebze olsun rahatlasın nefes alsın yoksa emekli bu taksitten ne kurtulabilir ne de ay sonunu getirebilir yurt dışına yaşayan vatandaşlarımız bilirler onların da emekli maaşları yüksek değil ama devlet sosyal yardımlar veriyor kirasına katkıda sunu kirasına katkı sunuyor sağlık bedava faturalarına katkı sunuyor çocuğu okuyorsa onlara para veriyor. Maaş yüksek değil ama bunlarla emeklisini destekliyor. Ya biz diyoruz ki emekliden su parası almayın diyoruz. Bunu bile yapamıyoruz ya. Yazık günah değil mi kardeşim bu vatandaşa, bu emekliye, bu işçiye, asgari ücretliye nasıl geçirecek, nasıl ay sonunu getirecek diye hiç düşünmüyor musunuz ya? Ya kardeşim bunlar uzaydan mı geldi?